Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. Bugün sıkça sorulan engelli aracı alımı ve engelli aracını kimler kullanabilir sorusuna hep birlikte kısaca cevap vermeye çalışacağız inşallah. Evet, engelli aracını %40 ve üzeri ortopedi engelli vatandaşlarımız, %90 ve üzeri ağır engelli statüsünde olan vatandaşlarımız alabilmekte. %90 ve üzeri engeli olan arkadaşlarımız için bu araç kendileri kullanamayacağı için yurt dışından geliyor ise 3. dereceye kadar akrabası, yurt içinde alınmış ise herkes tarafından kullanılabilecek şekilde araç bu kişiye özel olarak alınır. Bu aracı kişinin üzerine olup aracı başkaları kullanmakta olup kullanan kişinin ehliyetinin olması yeterlidir. Kullanan kişinin herhangi bir engele olmaması dikkat edilmelidir. Gelelim %40 ve üzeri ortopedi engellilerimizin alabileceği araçlara. Bu statüde alınan araçlar kişiye özel tertibat ile donatılır veya kişinin engeline göre ayarlanma şeklinde düzenlenir. Ancak %40 ve üzeri ortopedi engelli olan bireylerin uzuv kaybının sabit şekilde tespit edilmesi ve bu kişilerin engelli ehliyetine sahip olması zorunludur. Bu araçları ehliyeti olan kişiler haricinde herhangi bir kişi kullanamaz veyahut aracın üzerindeki donanım, düzenlik veya dizayn hiçbir şekilde tertibat sökülmemesi zorunludur. Çünkü herhangi bir yol çevirmesinde bu aracın üzerinde başka biri varsa veya düzenek veya tertibat sökülmüş ise araç trafikten men edilme şeklinde cezalandırılabiliyor arkadaşlar. Engelli bireylerin araçlarını daha önceden 3. dereceye kadar 3 kişi tarafından sınırlandırılarak kullanılması zorunluluğu vardı. Bu söylediğim konu %90 ve üzeri engelli olan arkadaşlarımız için geçerli. Ancak yeni bir düzenleme ile bu yurt dışından gelen araçlar için devam ediyor. Ama yurt içi araçlar için aynen kullanılabiliyor arkadaşlar. Engelli bireylerin aldıkları araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor ve vergi muafiyetinden faydalanılıyor. Yani ÖTV, MTV vergileri araçlardan alınmıyor arkadaşlar. Bu araçları satılması halinde ÖTV muafiyetinin kaldırılması zorunlu. Ancak engelli bireyden engelli bireye araç satılırken bu zorunluluk ortadan kalkmış oluyor. Yani ÖTV muafiyeti aynen devam etmiş oluyor. Aracımız 5 yıl boyunca herhangi bir şekilde satılamayacak olup 5 yıl içerisinde normal kişilere satılma durumunda ise alış satış işlemleri vergi muafiyeti ÖTV MTV kaldırılarak gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. Engelli araçları genelde %45'e varan indirimlerle, ki tabi bu fiyat ve marka olarak değişir arkadaşlar, alınabiliyor. Üst sınırlar daima her yıl güncelleniyor. Yani bu yıl 330 bin lira ise seneye farklı bir üst sınır belirlenebiliyor arkadaşlar. Bu sınırı geçmesi durumunda engelli birey bu aracı alamıyor. Yani üst sınırlarımızı bilmemiz lazım fiyat konusunda. Diğer yandan engelli bireylerin alacakları, yani %40 ve üzeri ortopedi engelleri kişilerin alabilecekleri araçlarda en önemli husus, aracın kesinlikle engelli birey tarafından kullanılma zorunludur. Yani buna çok dikkat edin arkadaşlar. Diğer yandan bazı engel grupları ağır engelli statüsünde olduğu için, ki bunların rapor oranı %90 olacak, onlar da engelli aracından faydalanabiliyor arkadaşlar. Görme engelliler için ehliyet olayı asla yoktur. Bunu söylemek istiyoruz. Belli orana kadar ehliyetler daha önce muayenelerde verilebiliyordu. Ama şimdi ehliyet konusunda muayenelerde ehliyet sıkıntısı var arkadaşlar. Yani ehliyet alamıyorsunuz. Bunu da çok soruyordu arkadaşlarımız. Bu vesileyle cevaplamış olalım. Evet değerli dostlar, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde sizlere engelli aracı alım satım ve kimlerin kullanabileceği hakkında kısa bilgilendirme yaptık. Diğer bölümlerimizde sizlerle buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun.